Evet, yeni hafta başladı ve bu hafta biliyorsunuz 1,5 gün ve yarın Arife'den dolayı yarım gün açık piyasalar, bugün ise tam gün açık olduğunu belirtelim. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde değer kazanımıyla rekor bir kapanışa imza attı. Burada özellikle Washington temasları, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın piyasalardan bence önden fiyatlanmaya başladığını görüyorum ve özellikle TÜFE rakamından sonra da bir ek faiz artışı daha, enflasyonun bir miktar daha Borsa İstanbul tarafında pozitif fiyatlanacağını da gösteriyor. Aynı zamanda dolar gevşedi ve ülke risk priminde de seçim sonrasında düşüş olunca piyasalar bunu tabii ki Borsa İstanbul yatırımcısı rekorla ödüllendirmiş oldu. Ancak burada çok küçük bir parantez açmakta fayda var çünkü borsa ile ilgili beklentimi olumlu olduğunu hep paylaşmıştım. Ancak Merkez Bankası bir faiz artışı daha yaparsa eğer önümüzdeki dönemde diyelim, burada artık Borsa İstanbul cazibesini kaybedebilir. Şu anda Merkez Bankası'nın faizleri çok da enflasyonun önüne geçemiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul hala burada enflasyona karşı önemli bir yatırım aracı. Ancak Merkez Bankası ola ki bir faiz artışı yaparsa orada borsa ile ilgili yorumların bir miktar daha dengeli, yabancı girişlerine bağlı bir şekilde gidişatı olabilecek bir Borsa İstanbul olabileceğini belirtelim. Ancak dolar tarafında genel görüntü artık biraz daha dolarda tansiyonun bu defa aşağı yönde yavaş yavaş düşeceğini gösteriyor diyelim ve sevgili Gökçen Tuncer'e gidelim. EkoTürk TV'nin Ankara temsilcisi. Evet, stüdyo Ankara'ya gidelim ve sevgili Gökçen Tuncer Ankara'da bizi bekliyor. Sevgili Gökçen, iyi haftalar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Murat. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Doların bile tansiyonu düşüyor, siyasilerin seçim tansiyonu düşmüyor. Yani dolar bile kesinlikle 32 TL'ye kadar geldi. Ancak hala bakıyoruz kesinlikle, değil mi? Sandık sonuçlarına, seçim sonuçlarına itirazlar var. Tabii ki hani demokrasi açısından oldukça sevindirici. Yani oylarımızın arkasında durmaları siyasi partilerin ama bir bitmeyen değil mi? Bakıldığı zaman bir seçim tartışması devam ediyor. Hem bu itirazları senden dinleyelim, hem diğer taraftan tabii ki YSK'nın da önemli açıklamaları var. Cumhurbaşkanının özellikle öz eleştirisi vardı. Hepsini dinlemek için sözü sana bırakayım ben Gökçe. Çok teşekkür ediyorum Murat. Senin de dediğin gibi örneğin Ramazan bitti, seçim bitti. Ancak siyasi partilerin mesaisi bitmiyor. Hangi mesaiden bahsediyoruz? Bazı il ve ilçelerdeki seçim sonuçlarına yapılan itiraz sürecinden bahsediyoruz. Şimdi malumunuz bazı bölgelerde en yakın iki rakibin oyları oldukça yakın. Dolayısıyla kaybeden parti de itirazlarını sunuyor. Hem seçim kurulları hem YSK'ya. Bazen yalnızca geçersiz oyların, bazen de oyların tamamının sayılmasını istiyorlar. Hatta bazı bölgelerde seçimin iptal edildiğini de gördük biz. İstersen hafta sonu çok fazla konuşulan Hatay'la başlayalım. Hatay'da şimdi resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkan isim %44.48 oyla Mehmet Öntürk olmuştu. En yakın rakibi Lütfü Savaş'ın oyu ise %44.05. 1 puan bile yok aralarında neredeyse. Dolayısıyla CHP de Hatay'da seçimlere itiraz etmişti. Bu süreçte devam ediyor. Önce İl Seçim Kurulu'na bir başvuru olmuştu. İtiraz reddedilmişti. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuru yapıldı. Bu arada mazbata da AK Partili Mehmet Öntürk'e verilmiş durumda. Onu da hatırlatalım. Peki hafta sonu neler oldu? CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. Bu görüşmenin ardından da Özgür Özel ve beraberindeki MYK üyeleriyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi 3389 ölü seçmen tespit ettiklerini iddia etti. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz ve seçimin iptalini istiyoruz şeklinde konuştu. CHP'li yetkililerin açıklamalarına göre ayrıca Hatay'da AK Parti ve CHP arasındaki oy farkı 2569, geçersiz oyların toplamı ise 38.888. Bir itiraz süreci de yine bir başka ilden, Bitlis'ten gelmişti.
Bitlis'te AK Parti ve DEM Parti arasındaki oy farkı yalnızca 198, geçersiz oylar ise 2000'in üzerinde. DEM Parti oyları yeniden sayılmasını istemişti. Ancak bu talep de reddedildi. Mazbata da AK Parti'nin adayına verildi Bitlis'te. Kütahya'ya geçersek, Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayılmıştı. Bu oyların sayımının ardından Kütahya yeniden CHP'ye geçti diyebiliriz ve ilçelerdeki itirazlarla da devam edelim. Örneğin Şanlıurfa'nın Halfeti ve Siverek ilçelerinde, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin bir karar alınmıştı. Sonra bu karar kaldırıldı. Bu üç ilçede seçimler yenilenmeyecek. Örneğin Halfeti ilçesinde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların %39,45'ini almış. En yakın rakibine de 4 puan fark atmıştı. Siverek'te ise daha enteresan bir tablo var. Sandıktan birinci çıkan AK Parti'nin adayı Ali Murat Bucak'ın %40,23, Yeniden Refah'ın adayının ise %40,17 gibi bir oy farkı var. İki aday arasındaki oy sayısı farkı yalnızca 64. Ürgüp'te de CHP'nin adayı sadece 35 oy farkıyla sandıktan birinci çıkan isim olmuştu. Dediğimiz gibi bu ilçelerde seçim yenilenmeyecek diyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Bahçelievler, Ümraniye, Pendik'te ve de Nevşehir'in Avanos ilçesinde seçimlere bir itirazı olmuştu. Oyların yeniden talebini sayılmasını talep etmişlerdi. YSK bu talebi reddetmiş durumda. Hızlıca son olarak diğer başka ilçelere de bakarsak Adıyaman'ın Besne ilçesine gidelim örneğin. Besne ilçesinde yarışan iki rakibin de bu rekabeti çok baş başaydı. AK Parti'nin adayı yalnızca 37 oy farkıyla Besne Belediye Başkanı oldu. CHP Adıyaman'ın bu Besne ilçesindeki seçimlerine de itiraz ettiği, iptalini istedi seçimlerin, ancak kabul edilmedi. Yeniden Refah'ın Samsun'da bir itirazı oldu. Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde seçimin iptal edilmesini istedi. Ancak bu talep de kabul edilmedi diyelim ve diğer gündem başlıklarıyla devam edelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu partisinin yetkili kurulları ve kurmaylarıyla bir araya geldi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının bir değerlendirmesi yapıldı bu toplantıda. AK Parti hükümetinin yol haritası çizildi. Erdoğan küskün seçmenin sandığa, malumunuz bu seçimde daha çok AK Parti seçmeninin sandığa gitmediğini görmüştük. Küskün seçmenin neden gitmediğinin bir analizinin yapılmasını istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin önünde seçimsiz 4 yıl olduğunu hatırlattı. Seçim analizi yaparken artık ekonomiye odaklanacağız. Bu konuda özellikle dar ve sabit gelirler için mümkün olan adımları atacağız şeklinde konuştu. Ekonomik program ve bütçe kapsamında gerekli adımların zaman içerisinde atılacağını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı. Hayatta kaybetmek de var. Bundan sonraki süreçte kendimizi hesaba çekip eksiğimizi, fazlamızı tespit edeceğiz. Önümüzde seçimlere kadar yeterli bir dönem var. Bu dönemi iyi değerlendirmemiz lazım. Bu süreci çok iyi yönetip yine milletin gönlüne gireceğiz şeklinde konuştu Cumhurbaşkanı. Bunun yanında geçtiğimiz hafta sonunda İstanbul'daki 26 ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Ekrem İmamoğlu Financial Times'a da konuştu. Financial Times 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili iki haber yapmıştı. Bu ilk analizinden sonra bu da ikincisiydi. Şimdi Ekrem İmamoğlu Financial Times'a yaptığı açıklamada bu hiçbir zaman yalnızca bir İstanbul seçimi değildi. Cumhurbaşkanının kendini muhatap ilan ettiği bir seçime dönüştü şeklinde konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını yöneten Necati Özkan da kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu'nun ülkenin kaderini değiştirmek istediğini vurguladı. Özkan'ın ayrıca Deutsche Welle Türkçe'ye verdiği bir röportajda çok konuşuldu hafta sonu. Eğer seçilen belediye başkanları aynen İmamoğlu gibi herkesi kapsayan, kucaklayan, israf etmeyen, vicdanlı yönetim olduklarını gösterebilirlerse CHP'nin en az 3 dönemlik iktidarın önünde kimse duramaz ve bu iktidar daha da uzun sürebilir şeklinde bir değerlendirme yaptı Necati Özkan. CHP kanadında yine takip edilen bir diğer açıklama ise CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait. Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü'ye konuştu. Altılı masadaki ilişkilerin CHP'nin oyunun artmasında etkili olduğunu söyledi. Malumunuz pek çok taraf geçen sene yapılan seçimlerde CHP'nin kaybetmesinin faturasını bir miktar Kılıçdaroğlu'na kesmişti. Ancak Kılıçdaroğlu altılı masa sürecinde verdikleri emeği
savunmaya devam ediyor. Bununla ilgili olarak insanlar kendilerini umutsuz hissetmeye başlamıştı. CHP'nin başarısı bunu dağıttı şeklinde konuştu. Ayrıca bu başarının sürdürülebilir olması gerektiğine de vurgu yaptı. Toplumun her kesimiyle sıcak ve samimi ilişki kurulması, parti örgütlerimizin bu konuda eğitilmesi lazım. Bu çalışmanın devamı gerekiyor şeklinde konuştu eski genel başkan. Altılı Masa döneminde bir başarısızlık vardı ama yani orayı kaçırıyor. Hani şu anda bir başarı var, orada başarısızlık vardı. Yani gecikmeli olarak herhalde bir başarıya sebebiyet verdiğine inanıyor Sayın Kılıçdaroğlu. İstikrardan bahsediyor. Kendisi istikrarlı bir şekilde çok başarısız bir CHP lideriydi. Yani bütün seçimleri kaybetmişti. Doğru. Ama yani burada da şunu anlıyoruz. Yani aslında tabii ki mutlaka çok emeği vardır partiye. Değil mi? Bakıldığı zaman yine de %25'lik oyu bir şekilde muhafaza eden, yani artmasa da çok da erimeyen, aslında tabi caizse yerinde sayan bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ancak çok ciddi bir oranda 15 puandan fazla bir, değil mi? 12 puan, 13 puan kadar oylar arttı. Özellikle Anadolu'da oylar arttı. Ben bunu sadece altılı masayla çözümlenmeyeceğini, ekonomi, İsrail politikası AK Parti'nin, birçok ve yeni kan değişimi, Özgür Özel'in de ben oldukça başarılı bir liderlik sınavı bu yerel seçimle birlikte verdiğini düşünüyorum aslında. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ama birazcık Kılıçdaroğlu sanki her an siyasete dönmek ister gibi konuşuyor yine. Kesinlikle öyle. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu kendisi de söylemişti, benim tamamen siyasetten kopmam mümkün değil diye. Bununla ilgili Ankara'da bir ofis açtığını da, pek çok akademisyenle ve pek çok meslek grubundan insanla da görüştüğünü de biliyoruz. Özgür Özel tarafında evet, kesinlikle Özgür Özel için kendini ispatladığı önemli bir seçim oldu bu. Kılıçdaroğlu'nun şimdi tabii ki Kılıçdaroğlu tamamen bir seçim sorgulamasına geçtiğimiz senenin seçimlerinden bahsediyoruz. Sorgulamasına girmedi diye de eleştiriliyor. Aslında bunun bir kayıp olduğunun farkında da deniliyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun birazcık daha savunduğu şey, hani geçtiğimiz sene bir dalga başladı. Şu anda da o dalganın etkilerini görüyoruz gibiydi. Ama senin de dediğin gibi hani hem CHP'deki kan değişimi, yani bir seçimi tabii ki tek bir parametreyle değerlendirmek çok yanlış. Aynen. Olur. Kesinlikle İsrail politikası, ekonominin geçtiğimiz 10 ayda değişmemesi gibi pek çok etken yine seçmenin kararında etkili oldu diyelim. Evet, yani yerel seçim olması da çok etkili. O ambiyansta oluyor. Hatta bir de iktidarın seçmenlerinin gitmemesi, sandığa çok fazla gitmemesi de önemli bir etken oldu gibi duruyor. Sevgili Gökçen, çok teşekkür ederiz. Yine bayram arifesinde de yine siyaset konuşacaksın bize. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili Gökçen Tuncer, Ankara'dan bağlandı efendim. Şimdi New York'a gidelim. CEO New York programıyla kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.